Eskiden mankendi. Sonra şarkıcılığa döndü. Kimdir? Demet Akalın diyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işe düştün arkadaş be? Buradan da sınıfta kalıyorum. Sen hala değilsen ustayla çırak, ha usta çırak. Efendim şeref verdiniz programımıza. Vallahi benim anamı sorarsanız benim anam güzel. Senin anay? Benim de anam güzel. Senin anan? Benim annem daha güzel. Aa. Sizinki? Haliyle. Daha da güzel. Ulan. Ulan senin de anan güzel oğlum. Sıcaktan mı bu? Bu her sefer de çatçut. Balonları da çok severim. Evet. Sever misiniz yoksa? Nefret ederim yani balondan yandığım için. Şey ses, ya, evet balondan yanmıştı bir ara. Kollarınız falan mı yanmıştı? Evet. Elim, yüzüm. Bir şey. İki tane birbirinden güzel bayanın arasındasın. Sor bakayım sağ taraftaki nereli? Sor. Nere arasın oğlum sen? Demet Hanım nere arasın? Gölcük. Gölcük. Evet. Evet. Gölcüklüymüş. Öyle mi? Gölcük İzmit'e bağlı değil mi? Evet. Tamam. 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 Güzel. Sen nere arasın? Siz nere arasınız? Ya o kadar da olur ha. Nasıl o kadar da olur? Tamam oğlum siz nere arasın? Orduluyum ben. Neresinden? Merkez. İçinden. Ne olur ya kazasından mısın? İçinden mi? İçinden. Ha, evet. Sen neresin oğlum? Benim dememe gerek var mı ki? Niye? Ben de Köktaşlı bir şeyim. Adıyamanlı diyorum. Öyle diyeyim. Aşk dedikodularından korkarsınız değil mi? Herkes böyle gibi, okuyor, inanıyor. Evet. Her insan gibi korkuyorum tabii ki. Sizi huzursuz ediyor doğal olarak. Evet. Peki tuvalete saklandığımız doğru mu? Yani böyle bir şey var. Diyor ki tuvalete saklandı. Bir futbolcuyla ismi çıkacak diye, çıkmasın diye saklandın ki o oradan... 2-3 hafta önce evet tatsız bir şey geldi başıma evet. 15 dakika tuvalette saklandım. Nasıl bir kokuydu? Bir şey kokmuyordu ama bilmiyorum. Ya sen şimdi bir aşkın var mı yok mu? Şu anda olabilir. Mankenliğe dönecek misiniz? Yok. Yani fiziğinizde bir herhangi bir değişme yok, değişiklik yok. Olmaz olur mu? Kilo aldım da ama mankenliğe dönmeyi ama, düşünmüyorum. Tam böyle şey mankenler gibi de çöp gibi olmak da hiç. Ebru Şallı mesela çöp gibi. O ne? Ama yani benim birkaç kilo fazlam var ama mankenliğe dönmeyi düşünmüyorum. Bilemedin 2-3 kilo. Hafif biraz daha fazla yani. 3-4 diyelim şuna. Peki lanet gitsin 4 olsun. Bankada kaç paranız var? Tabii hiç kimsenin parası yok. Yok benim var ama yani yeni kendi evime geçtiğim için şimdi harcama yapıyorum. Yok bende hiç öyle bir şey yoktur yani varsa vardır yoksa yoktur. Var param ama şimdi yeni evimi harcıyorum yani. Kendi eviniz var mı? Var kendi evim var. Peki. Hasta mısınız? Neye? Şu an sağlıklıyım. Peki şöyle bir şey diyeyim. Biriyle ayrıldınız. Biriyle yeniden bir şey başladı. Peki bu yani anında insan sevebiliyor mu? Karşımdaki insan sevebildi de ben araya bir yine 4-5 ay hiç kimseyle beraber olmadım yani. Bayağı zaman geçti. Öyle yani zaten hemen ikinci bir insan girdiğinde de seviyorum aşığım diyemiyorsun. Ben insan sevebilir miyim bu? Ya, seviyorum aşığım diyemiyorsun zaten yani. Anca bir hoşlanmayla başlıyor, bir flört ediyorsun. Seversin, sevemezsin ilerisi. Tabii ki öyle bir şey yok yani. Hemen başkasını sevmek... Peki mankenlerin bu birbirleriyle kavgalarına ne diyorsun? Yani hiç yorum yapmasam daha iyi. Sizin için biri... Ağzını almayacak laflar söylese cevap verir misiniz? Vermek mi doğru vermemek mi? Aslında vermemek doğru da ben dayanamıyorum. Mesela binlercesi bana laf söylüyor. Habire istiyorlar ki ben laf söyleyeyim. Çünkü ben bir şey söylediğim zaman gündeme gelinecektir. Hı-hı. Ben söylemiyorum ve çatlatıyorum. Aslında güzel bir yöntem. Tabii canım. En iyisini yapıyorsunuz tabii. Yani. Tabii. Yani Franklerin bir sözü vardır. Ölene kadar... Sus. Ama dert olur o zaman içine attığın zaman. Iyi. Niye içine alsın? Eyvah. Eyvah.
Sen de hastalık mı yaptı? Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Bir şey olabilir mi yani? Nazar burada da çıktı yani. Atladı CD falan, bir şeyler oldu. Bir şey olmasaydı zaten şaşardım zaten. Hani? Aa, şimdi biraz önce mi oldu? Çok güzel. Ben mikrofonumu alayım. Ha, pardon, bu size. Yok, siz bir şey takılı değil misin ya? O da bozuk. Şansım. Abi bakın bir şey söyleyeyim. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Olağanüstü, olağanüstü bir göz var. Kesin var. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi ve bizi sevenleri koru ya Rabbi. Amin. Amin ecmain. Şimdi hafif bu kıyafeti anlatabilir misin? Hafif. Çok değil, hafif. Şey pardon. Aniden buraya hayır, düşüyor. Bodrum diye yani. Bir ha, bavul, Bodrum. Bir bavul eşyayla geldim ama son dakika. 3 dakika sonra şey giriyor. Ne? Ha, bu nasıl oturacağım ben ya? Yakın oturmak istiyorum. Çok çok cezbetti beni. Cezb mı ne o deyler ona? Ne deyler ona? Cezbetti. Celbetti beni. Doğru yok. Söylediniz yok cezbetti dediniz de doğru söylediniz. Cazibenize şey olduk. Dayanamadınız. Kapıldık. Çok mersi, teşekkür ediyorum. Yani sen havuz falan mı var zannettin burada? Niye ya, ben çok mutluyum böyle. Üşümüyorum yani. Güzel değil mi? Hayır, yandım da. Hayır üşümüyorsun değil, sıcak zaten. Abi. Sağ olun. Star stüdyolarından kurtulduk ya. Allah bin şükür ya Rabbi. Pöfür pöfür burası. Oh oh oh. Şimdi... Ya Demet. Aa, bu kıyafetine bayıldım ha. Vallahi çok fena bir hale Ay geldim Yıldız ben. Ay Yıldız sağ olsun. He? Sponsorum Ay Yıldız. Sponsor aşıştı, reklama giriyor, alo. Niye ya? Oh! Ya dayak delisi etseydiniz keşke yani, iyi olurdu. Yani. Ama evet. Bir dayak atarım, ama yani ben bir daha de bir... atmam. Yani bir telefonla başka bir erkeğe koştura koştura gelmiyorum sizin programınıza. Koştura koştura geldim daha numara. Ne yapayım? İstanbul'dan koştura koştura geldi vallahi, koştura koştura. Bir de niye koştura? Nerede çıktın sen bir yerde? Koşturmacı Veli bir yerde efendi, evet. Veli Efendi at çıktı. At yarışlarında konser at yarışlarında programa çıktı orada. Koştura koştura buraya geldi. Koştura koştura. Ben şunu soracağım. Eyvah. İtirafın lütfen ve lütfen erkeklerden yana olsun. Aa! Olmaz. Abi bir dakika, olmaz diyorsun. Bizim itirafımız kadınlardan yana olur. Erkeklerin bir de kötülerden yana, kötü feilli, şeytani düşünen insanlardan yana olur. Ama bayanların bir tek sıkıntısı vardır, erkeklerdir. Hiç öyle bir sıkıntım yok, Allah'a şükürler olsun. Var ha? Yok yani, yani erkeklerle alakalı. Sıkıntınız yok erkekten tarafı. Ben itiraf değil de geçen bir 10 gün önce falan bir röportaj yapmıştım. Benim çok sevdiğim, gerçekten çok canım, can ciğer arkadaşımın. Biraz canını sıktım ama gerçekten onun iyiliği içindi. Kimdir? Ufak bir mayo yüzünden öyle bir tatsızlık oldu. Sevgili Ebru Destan'a buradan gönderme yapıyorsun. Sadece sevgilerimi Aa, gönderiyorum. Ben bugün seyrettim, bugün seyrettim. Çok yani ben kendimi seyrederken utandım, o kadar söylüyorum. Çünkü o kızcağız benim gelmiş ilk klibimde soğukta çorabıma varıncaya kadar ilgilendi. Ben bazen harbiden çok patavatsız oluyorum. Arkadaşım seni seviyorum, özür diliyorum. İbrahim Bey bir şey söyleyeceğim. Siz Türkiye'yi açtı bu şarkı. Yunanistan'da Rumcasını söylüyorlar. Orada şu anda bir numara. Türkiye'yi açtı gitti. Kahretsin. Vallahi yani özür dilerim diyorsun değil mi? Affedersin. Çok yani. Affedersiniz. Ama yani. Bir şey söyleyeyim. Ezberlemeniz, söylemeniz beni gururlandırdı ve tüylerimi diken diken etti. Yemin ederim. Bu çok önemli bir şey. Niye? Kaç gün oldu çıkalı ya? Yok bir sene oldu bu albüm benim çıkalı. Nasıl ya? Senden nefret ediyorum, yemin ederim ya. Yeni albümüm benim Nisan'da çıkacak. Hiçbir televizyon programına çıkmıyor. Hmm. 3 haftadır telefonda yiyen sen değil misin beni? Ya, bu kimdi? Bunun adısı neydi unuttum. Ben hafıza kaybına uğradım da bu yumurta ne zaman yiyeceğim sabah kahvaltılarında? Herhalde biliyorum sen de kasetin bir sene evvel çıktı. Yalan söylüyorsun, 7 ay falan oldu. İlk 7. ayda hatta, gelmiştim hatta bize. Hatta çıkmadan bir gün önce de sizin klibinizde rol almıştım. Ondan sonra demişlerdi ki niye bu kız kendi klibinde çok güzel. Kendi klibi o. Benim klibim de benden güzel olamaz. Allah Allah. Sparaya kıyamadın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Demet hemen bir şey soracağım.
Hemen bir şey soracağım. Mesleğini devam ettirmek mi istersin, evlenmek mi istersin? Bismillahirrahmanirrahim. Ses çıkmıyor. Ya işimi çok seviyorum, inanılmaz seviyorum. Sahnedeyken acayip mutluyum, şarkı söylemekten acayip keyif alıyorum. Tabii ki zamanı geldiğinde ben de yuva kurmak yani istiyorum. Yani bu aralar olabilir mi bir şey? İnşallah. Ne demek yani? Bakıyoruz yani, bilemiyorum. Yani telefonun başındakine bir şey mi yani bu inşallah? Yok. Ne? Efendim bize bir saattir telefon geliyor. Ne diye? Ben Demet Akan'la... söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ben Demet Akalın'a evlenme teklif etmek istiyorum. Ben değil. Telefonun başındaki adam değil ha. Onun için ben dedim ki yani işi mi evlilik mi? Dedi ki barar olur mu kısmet. Yani umudunu kesme çocuğum demek istiyor. Öyle mi? Ah maşallah, yer yesin sen evladım. Vallahi ben de acilen toparlanacağım. Efendim, pardon. Ne oldu yine? Pardon, ya acilen... Ya sen bugün çok sinirlisin ha. He? Çok sinirliyim. Çok sinirli gibi görünüyorum değil mi? Ha, oturayım bari. Yani tam sana geçti mi o? Biraz. Sinirlilik halim. Biraz. Geçirebildim yani. Evet. Peki. Ben de kendimi toparlamalıyım. Eşyamı toparlayayım. Bir tatile çıkayım vallahi. Koca bir yaz mı geçti, yaş mı geçti? Üstümden koca bir... Vallahi hem yaş geçti hem yaz geçti. Vallahi benim üstümden buldozer geçti biliyoruz. Harbiden. Vallahi billahi. Ne var lan, ne var? Pis herif. Az önce programa giriyoruz, onu bildirmiyorsun. Şimdi ikile bir fırt, zırt. Kızdan konuşuyorum. Allah'ım. Gelmeyeceğim, kimseyi de çağırmayacağım. Demo. Evet. Nasıl yani evet? Ay nefes nefese geldim vallahi yani nefes nefese kaldık. Bir plaj konserimiz vardı Çeşme'de. Abi bu yeni çıktı ha. Diyor ki plajdan Sibel geldi Can'a diyor. Uçak ama konserden. Gönder. Sibel Can'a uçak gönder. Ama çok vallahi. Mehmet Akan'la araba gönder. Uçak gibiydi arabanız ve şoförünüz inanılmaz güzel. Neydi çocuğun adı? Çok... Hakan. Hakan terbiyeli çocuktur, aslan gibidir. Aslan gibidir. Süper, süper getirdi vallahi. 2,5 saatte getirdim. İyi mi getirdi? Süper. Ha. 3 kız böyle uyuyor uyuyor geldik. 3 kız uyuyor uyuyor ha. Maşallah. Maşallah. Şimdi diyorsun ki Hande Yener'le ve Bengü ile polemiklerin takoti çikoti oluyor. Ama hala zirvedeyim ve de hiç kimseyi beğenmiyorum. Kimseyi beğenmemezlik öyle bir haddim yok da. Hı. Çalışıyorum yani ama. Pardon ben sorayım. Beğeniyor musun, beğenmiyor musun? Kime? Yani kimseleri. Ya ben ve diğerleri. Mesela senin ayarında kim var şimdi? Ben ve diğerleri var. Sen bu da şarkıları tuttu ya. O da şarkılar tuttu ya, şımardı be. Yedi beni. İyi gitti. Ay o kadar şımarayım ya. Çok ezdiler beni zamanında. O kadar da şımarıklık hakkım yani. Yalan mı? Azıcık zaten. Kim nasıl yani? Çok değil. Ne zamanları mesela? Kaç sene evvelleri ezdiler? Çok değil dedim bak. Çok değil. Neyi çok değil? Zaman olarak çok değil diyorum. Ha, az bir zaman önceleri mi ezdiler? Evet ha. Az bir. Fazla biraz önlere gidersek? Hayır. Peki... Yine ayrıldın diyorlar, bu ne işe düştü lan arkadaşlar ya, ne oldu? Yok bu sefer iki medeni insan gibi Oğuz Bey'le ayrıldık. Niye, önce medeni değil miydiniz? Yok valla medeni değildik önce de. Şimdi medeni bir şekilde şimdi... geldiniz. Evet, iki dostça arkadaş. Ya bu ben de ayrılsam nasıl olacak ya? Sen hiç dostça bence ayrılamazsın gibime geliyor. Bence yani. Dostça ayrılamam. Nece ayrılırım? Söylemeyeyim. Niye, nasıl ayrıldığımı söylediler ki? Ben hiç önceleri nasıl şey, ayrılıyormuşum? Hiç kimse bir şey söylemedi. Murat Boz'u çağırsan Allah aşkına, bak zaten sesim çıkmıyor, Şeküre gibi oldum. Şeküre mi? Ha. Bu Sibel Can Şeküre dedi. Ajda Pekkan bile artık benim için idol değildir. Ya ona bir açıklık getireyim çünkü Ajda Hanım'ın bir programı vardı. Ben konuk olarak davet edilmiştim ama sonra bir gün kala iptal edildi. Ve içeriden kulisten çok sağlam bir yerden de işte şu bebek ağlamasını bir kessek arkadaşlar. Şu bebeğin çocuk getirmeyin demiştik. Çocuklara saygımız çok sonsuzdur ama program içinde. Ondan sonra? Kapıdaki arkadaşlara teşekkür ederim. Kim varsa yarın kovuldu. Eyvah. Önümüzdeki hafta Allah cezanızı verecek. Ciddi anlamda söylüyorum.
Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Sen kulisten duymuş olabilirsin ama bu cümleyi Ajda Hanım'ın kurduğunu, senin oraya gelmemeni Ajda Hanım'ın istemediğini zannetmiyorum. Ve zaman zaman seni takdir ettiğini televizyonlarda duydum. Ben duydum. Evet, sonra bir telefon sonra açıldı. Sonra tavır mı aldı? Alamaz mı? Yok yani hayır, tavır falan almadı tabii ki. Hı. Menajeriyle konuştuk. Ayşe Ersay'ınla falan konuştuk. Öyle bir şey olmadığını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Çünkü benim için yani Ajda... Yani o mu istememiş? Öyle bir şey yokmuş yani, tabii ki. Ama yani Ajda Pekkan benim için... Yani idolün dışında çok farklı, bambaşka bir şeydi. Yani o benim dünyam, o önümde gördüğüm. Ne oldu peki? O zaman çok üzüldüm tabii ki ama şimdi tabii ki öyle bir kırgınlığım yok kendisine. Tabii ki o süper. Yani gerçeği öğrendin. Tabii ki gerçeği mümkün öğrendim. Mümkün değil. Mümkün değil. Buradan Ajda Hanım'a bir alkış aynen, alabilir miyim? Aynen, sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Peki, sana böyle ara ara soracağım. Yani şimdi bitti mi? Vallahi bitti. Niye? Ya Eyüp hoş de diyor ki yarın arayacağım diyor, bilmem ne konuşuyor. Ya aranacak, konuşacak bir şey, hani kavgalı değiliz, gürültülü değiliz. Evlerimizi ayırdık, hayatlarımızı ayırdık ve dostça ayrıldık. Bu kadar. Saatiniz, elbiseniz, renginiz şöyle yaparsak Allah yandım Allah. Yandım ya o yüzden diyorum. Ha? Yandım ya. Evet. Hani fondöten falan yok vallahi. İnşallah Allah güneş yanı olsun, başka türlü yanma da. Amin. Ben de yanmışım. Buran niye morarmış? Nasıl böcek ısırdılar? Yemin ederim vallahi bak, Çeşme'de eczaneye sorabilirsin. Dost Pide'nin karşısındaki eczane. Sen 3 tane jelim var. Sen benim sevgilim seni şimdi gebertmiştim. Yemin ederim. Orayı nereye çarptın? Yemin ederim. Hangi böcek? Böcek dişi örümcek. Miydi erkek miydi? Örümcek dişi miydi erkek miydi? 3 gündür böyle, yemin ederim. Çok sinirim bozuldu. Abicim. Sen de bak nasıl buldu, sinirim bozuldu, görüyorsun değil mi İrem? Nasıl buldum diye gözüme çarpıyor. Dur. Böcek. Örümcek miydi? Örümcek erkek miydi, dişi ya miydi? Ne bileyim ben ya. Niye bakmadın abicim? Soracak ya, diye bakacaktın. Kim soracak ben ya? Ben soracağım. Ya o. beni takmaz ha. Aa, öyle bir şey demedim estağfurullah hiçbir zaman. Yok yok, takma istersen. Hiç öyle bir şey yapar mıyım Allah korusun? Demek takılmayacak hale geldim ha. Ya aşk olsun ya. Benim size her yok, zaman sevgim, saygım. Tamam. Yok yapmayın, gözünü seveyim. Arada kızdırıyorum sizi ama yani öyle saygısızlık asla etmez. İndim de. Vallahi. İçeride şan fıstık yedim zaten. Şan fıstık mı? Hmm. Geçen hafta Hakkı Bulut abi dedi ya. Şey, kim dedi ya? Faik. Dedi ya, dişinin arasında fındık kalmış. Fındık görünüyor. Hemen açmış, kızına sormuş demiş. Ya benim burada fındık görünüyor muydu? Kandırmış onu. Ben seni kandırabilir miyim? Şimdi diyorsun ki, senin yine iyi var, hiçbir şey yazmamışlar. Bir şey söylemedim içeri. Benim hiçbir şeyim yok abi. Hiçbir şeyim yok. Çok temizim. Tertemiz. Niye, bunlar kirli mi? Yok canım, estağfurullah. O anlamda söylemiyorum. Ya sen bizi hakaret etmeye çağırmadın inşallah. Ha? Ne? Bak her günümüz dolu, seni kırmayarak geldik. Ben çok alınganlığım üstümde vallahi. Çeker giderim yani. Çok ciddi söylüyorum bu. Hayır, ben o anlamda söylemedim. İnan anlamda. Yok, seni kale almıyorum zaten. İbrahim Bey'e söylüyorum ben. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kale almıyormuş beni abi. Peki, normaldir zaten. Bengü senin için 3. lige düşmüş o, tamam, sanatçı dedi. Tamam. O ne kadar güzel. Dedi demişler. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İyi demiş. Aferin. Onun için her günüm dolu. Bak pazar günü bile koştura koştura sana yan. Hiç cevap vermiyorum artık. Üzerimden prim yapmak yok yani. Yeter. Yeter. Niye, Bengü iş bulamıyor mu? Yok canım, buluyordur yani muhakkak. Ben hiç isim bana zikretme İbrahim Bey, ne olur gözünü seveyim. Peki. Ne? Abi dedikoduyu severim ben. Eğer dedikodu yaparsam. Sen eskiden yaparsam, böyle değildin evet yani, niye böyle? Ben dedikodu severim abi. Dedikodu adrenalimi yükseltiyor. Adrenalin ne oluyor? Adrenalin neydi la? Kız söylesene, adrenalin. Ben hiç anlamam. Allah aşkına neydi adrenalin? Adrenalin heyecanlandırıyor. He? Heyecanlandırıyor. Ne heyecan evet. Sen dedikodu da evet. Hayatta. Niye? Ya sen böyle değildin ya. Dedikodu dinlemeyi severim. Dedikodu yapmayı severim. O kuliste yaparız onu. Dedikoduyu yani. Şimdi şu anda izliyor mudur? Kim ya? Bak niye, ben bir şey söyledim mi? İsim vermedim bir şey mi? Şu anda izliyor mudur? Kim ya? Bengü. Herkes izliyor, herkes. Hülya Avşar. Aa, onun yeri başka. Hı? Onu severim. Hülya Avşar. Sever misin? Severim. Vay. Siz de seversiniz, ben de severim. Ben cesaret hapı içtim bugün. Öyle geldim.